Efendim merhaba, bir yayınla yine birlikteyiz. Bu sabah, cumartesi sabahı tüm dünya büyük bir şoka uyandı. Büyük bir, beklenmedik bir saldırıya uyandı. Gazze şeridinde Hamas militanları, savaşçıları artık ne derseniz havadan, karadan ve denizden İsrail'in işlerine sızmayı başardı. İsrail işlerine sızmakla kalmadılar Ayrıca binlerce füze roket işte havan fırlattılar İsrail topraklarına bunların bir kısmını İsrail Demir kubbe hava sistemi hava savunma sistemi havada patlatmayı başardı ama bunlardan hatırı sayılır bir kısmı İsrail topraklarına yerleşim yerlerine düştü olaylarda Sabah ilk vakitlerde İsrail tarafı 40 en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ancak İsrail kanallarından televizyonlarından Kanal 12'ye göre ölü sayısı en az 100. Yani İsrail tarafında ölü sayısı en az 100. Bu da demek oluyor ki bu rakam önümüzdeki saatler içerisinde 100'ün de üzerine çıkacak gibi görünüyor. Resmi rakamlara göre sanayi e, Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre İsrail tarafındaki yaralı sayısı 561 olarak duyuruldu ama e, yine Kanal 12'nin verdiği bilgiye göre bu rakamın da 800'ün üzerinde olduğu, 1000'e doğru tırmandığı anlaşılıyor. İsrail için şok edici bir durum, bazı savaşlardan bile daha fazla kayıp söz konusu. Üstelik bu kayıpların bir kısmı sivil. Yani ciddi bir kısmı sivil. E, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, devam edeceğim. Yani bu saldırının detaylarına bakacağız, ama sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu saldırı Hamas'ın bu sürpriz saldırısı herkes için şok edici, herkes için sürpriz, çok büyük sonuçları olacak bir saldırı. En başta bunu söyleyeyim. Bu sonuçlar İsrail için, Filistin için çok büyük olacak. Bu etkileri bu kaçınılmaz. Belki Gazze'de sonu gelmez, uzun bir askeri operasyonlar serisi başlayacak operasyon diyorum ama yani gerçekten bunun boyutları ve e, ölçeyi e, efendim oldukça farklı olacak. Görünen o. Ee, diğer taraftan Batı Şeria'da yani sadece Gazze değil Batı Şeria'da da bu iş böyle devam edecek. İsrail'in içinde bir karışıklık vardı bu karışıklık artarak devam edecek gibi duruyor. Ama altını özenle çizmek istediğim nokta şudur. Dünya çapında ve Orta Doğu çapında tabii ki yani hem bölgesel hem küresel çapta bu saldırıların dönüştürücü bir etkisi olacak. Dönüştürücü bir etkisi olacak. Yani bölgede ve kürede bugün bazı politikalara sahip olan devletler, mesela Amerika, mesela Rusya, efendim İran, ee, tabii ki İsrail'in kendisi ve Arap dünyası. Bu olaydan sonra daha önceki davranışlarını, politikalarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Zaten bütün dünya bir değişim dalgası içerisinde adeta kontrolsüz bir şekilde bir şelaleye doğru giden, hızlı giden bir nehir gibi gidiyor idi. Bu büyük çaplı saldırı görünen o ki, Şok edici ve sarsıcı sarsıcı etkisi ile e, devletlerin politikalarında ciddi değişikliklere neden olacak. Artık farklı bir Orta Doğu, farklı bir dünya desek bunun için erken olmaz. Bunu e, açıkçası Hamas saldırısı mı yaptı? Hayır buna uygun bir zemin zaten vardı. Yani burada biz e, bu kanalda sürekli tekrar ediyoruz. Kafkasya'daki gelişmeler... Balkanlardaki gelişmeler birbiriyle alakasız gibi duran şeyler Japonya'sından ne bileyim e, Polonya'sına kadar bütün hepsi birbiriyle ilişkili. E, ve Ukrayna Savaşı birçok şeyi tetikledi. Ukrayna Savaşı birçok şeyi tetikledi. E, bu saldırının üzerine de pek çok şey değişecek. Başta ben bunu söyleyeyim. Bunun açıklamalarını e, bu videoda çok detaylı olarak yapamayız. Daha sonraki videoda çok daha geniş bir şekilde inceleriz. Önce bir saldırının ne olduğunu anlayalım adeta sindirelim ne oluyor? Bir buna bakalım. Dediğim gibi inanılmaz bir şok yaşıyor dünya ama asıl şoku yaşayan İsrail asıl şoku yaşayan İsrail Çünkü neden? Yani yüzlerce silahlı adam sınırı geçecek Efendim binlerce roket havan size doğru gönderilecek, ve siz bunu daha önceden haber almamış olacaksınız. Üstelik bu dünyanın en iyi istihbarat ve casusluk yapılanmasına sahip olmakla övünen İsrail olsun. Yani biliyorsunuz derler ki İsra Filistin'de her evde İsrail'in bir casusu vardır. Böyle bir şehir efsanesi vardır. Nitekim İsrailler de bununla övünürler. İsrail silahlı kuvvetlerinin siber savaş 8200 diye bir birim var. Bu birim Filistinliler içerisinde hasta olanları tespit eder, sakatları tespit eder. Efendim paraya zaafı olanları, cinsel zaafları olanları, efendim ailesinde başka sorunlar olanları, mutlaka ülke dışına, şehir dışına çıkmak zaruretinde olanları bunları devşirmeye çalışır. Borcu olanları, kumar tutkunu olanları ve bunları kendisi de casus yapar. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerde de durum böyledir. Bunlardan mutlaka casus devşirmeye çalışır, muhbir devşirmeye daha doğrusu muhbir devşirmeye çalışır. Şimdi Gazze dediğiniz yer küçük bir yer, küçük bir yer. Sürekli gözetim altında, kameralar var, uydu, uydudan izleme var, sensörler var, şu var bu var. Yani canlı muhbirlerin dışında ve siz böylesine büyük bir saldırıyı tahmin edemiyorsunuz, öngöremiyorsunuz, önceden haber alamıyorsunuz. Ya bu kadar barut, bu kadar füze, roket efendi bunlar bir hazırlanır değil mi? Bir yerden bulunur, tünellen gelir, bir yerden kaçak gelir falan. Sonra bir yerde depolanır, depolandıktan sonra birleştirilir, sonra fırlatılır. Bunları insanlar aralarında konuşur. O oh, şimdi ya bu saldırıların hemen arkasından zaten bütün İsrailler birbirini suçlamaya başladı. Birbirlerine şaşkın şaşkın bakmaya başladılar. Nerede bizim Mossad? Nerede bizim istihbarat birimi? Nerede bizim siber savaş 8.200 birimi? Nerede bunlar? Demek ki yani teknolojiye efendim şuna buna o kadar da çok güvenmeyeceksin. O kadar da çok güvenmeyeceksin. Hamas'ın müthiş bir ee, İsrail'e karşı üstünlük sağladığı bu operasyonda ortada. Ortada. Bunun mi yok. Yani adamlar ortalığı e, tozu dumana kattılar. Tozu dumana kattılar. Ee, ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, yüzden fazla İsrail'in efendim bin kadar yine İsrail'in yaralanmasına sebep verdiler. Ee, İsrail tankını ele geçirmişler. O yanıyor. Üzerine çıkmışlar. Bayrak sallıyorlar efendim çitleri buldozerle yıkıyorlar. Sonra bir de başka bir boyut. Çok sayıda onların deyimine göre çok sayıda e, Hamas'ın e, başkan yardımcısı, Hamas başkan yardımcısı Salih El Aruri, Salih El Aruri diyor ki biz diyor top yakın savaş başlattık. Top yakın savaş başlattık. Çok sayıda İsrail askerini öldürdük. Çok sayıdasını yakaladık. Bunlara esir aldık. Bunlar savaş esirimiz bizim diyor. Ve diyor ki savaş cephesini genişleteceğiz, çatışmaları yükselteceğiz. Bu genişleyecek diyor bu. Burada durmayacak. Ve tek hedefimiz var. Özgürlük ve kutsal mekanların özgürlüğü. Yani diyor ki ne demek bu? El Aksa'ya kadar, Kudüs'e kadar yürüyeceğiz mi demek istiyor. yani böyle açıklamaları yapar bu taraflar. Efendim Salih el-Aruri ayrıca diyor ki aralarında üst düzey Subaylarında olduğu çok sayıda İsrailli esirimiz var. İsrail önce bunu kabul etmek istemedi. Yok öyle bir şey dedi. Ama son gelen ya yani bir saat önce yaptıkları açıklama bu esir meselesini kabul ediyor. Onlar esir demiyor, rehine diyor. Yani çünkü onlara göre Hamas terörist olduğu için efendim teröristin kriminal kişilerin aldığı kişilerde nedir? esir değil rehinedir diyorlar. Rehinedir diyorlar. Evet ne demiş El Aruri? Topyekün savaş başlattık. Topyekün savaş başlattık. Nitekim İsrail Başbakanı Netanyahu da diyor ki şu anda savaş halindeyiz. Yani bir anti terör operasyonu, terör operasyonu vesaire demiyor. Savaşın ortasında izliyor ve biz bu savaşı kazanacağız diyor. İki tarafta savaş olarak olayı adlandırmış oluyor. Evet, İsrail'in bir istihbarat boşluğu, açığı olduğunu söyledik. O anlaşanlığı, güvendikleri, övündükleri istihbarat yapıları açıkçası alaya alındı. Alaya alındı. Filistinliler, o Hamas militanları, askerleri, savaşçıları neyse artık, bunlar İsrail topraklarına girerken her yeri filme aldılar. Filme aldılar. Ya yani bir nevi şov yaptılar. Ya biz buraları nasıl ele geçiriyoruz falan diye bir de şov yaptılar. Ee, İsrail güvenlik güçlerinin bildirdiğine göre Filistinliler hem havadan e, yamaç paraşütleriyle küçük motorlu e, şeylerle hava araçlarıyla e, İsrail topraklarına sızmışlar. Ama sadece havadan değil, karadan da sızma var. Ayrıca denizden de sızma var. Biliyorsunuz Gazze deniz şeridinde ve denizden de bir sızma gerçekleşmiş ve İsrail hala bunun şokunu atlatabilmiş değil böyle bir hava saldırıları başladı hava saldırıları başladı İsrail tarafından uçaklarla Filistin topraklarını Gazze topraklarını vurmaya başladılar. Gazze'de şeye göre Gazze'nin kendi sağlık bakanlığı, Filistin'in sağlık bakanlığının verilerine göre şu ana kadar en az 198 kişi ölmüş, 198 Filistinli, yaklaşık 200 kişi ölmüş, 1610 Filistinli de yaralanmış, 1610 Filistinli de yaralanmış. Tabi baktığınız zaman Filistin tarafında ölen sayısı daha fazla, İsrail tarafında bir miktar daha az ama azı çoğu böyle hesap yapılmaz böyle hesap yapılmaz. Filistinler zaten böyle büyük kayıplar veriyordu. Bu İsrail için yeni bir hadise, çok yeni bir hadise. İsrail'in tamamen kimyasını bozdu. Başbakan Netanyahu Amerika Başkanı Biden'la görüştü ve o görüşmeden sonra dedi ki Amerika bize koşulsuz destek veriyor. Koşulsuz destek veriyor. Ne istersek yapacağız. Efendim ve e, çok uzun süreli bir kampanyanın burada gerekli olduğu konusunda da mutabık kaldık. Uzun süreli bir kampanyanın yapılmasında kampanya dediği şey nedir? Operasyon. Yani Gazze'ye karşı böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl sürecek bir şeyden bahsediyoruz. Belki de Gazze'nin tamamen işgal edilmesinden bahsediyordu olabiliriz. Yani onu bilemiyoruz çünkü İsrail'de zaten aşırı sağ, çok çok aşırı bir sağ bir hükümet var. Onların e, zaten niyeti de. Bu Evet başa dönecek olur isek ee, ne demiştik? Bu olay İsrail'in kimyasını bozar, tavrını tutumunu değiştirir. Belki bu olayın Lübnan'a yansıması olacaktır ve bu olayın İran'a da yansıması olabilir. Çok sertleştirir, bloklar arası ilişkileri çok sertleştirir. Amerika'nın tutumunu değiştirir, Orta Doğu'daki o sakinliği ortadan kaldırabilir. Yani Orta Doğu sakin miydi diyebilirsiniz. Tabii bizim için yani Suriye sınırındaki olaylara baktığımız zaman evet doğru yani bir hareket hep var bizim açımızdan ama o geçmişteki karma karışık büyük büyük savaşların olduğu Orta Doğu'yu yavaş yavaş unutmaya başlamıştı dünya. Dünya daha çok Ukrayna savaşını savaş deyince Rusya Ukrayna akla geliyor idi. Şimdi Orta Doğu yeniden hatırlanma durumuyla karşı karşıya maalesef. Maalesef yani bu olayları Tabii şu şunu belirterek bitirelim yayınımızı. Burada hem İsrail tarafında hem Filistin tarafında hayatını kaybeden masumlara biz ne diyoruz? Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim toprakları bol olsun. Efendim ümit ederiz ki masum insanlar, siviller hayatlarını kaybetmezler. Yani ortada bir savaş durumu söz konusu. Silahlı adamlar silahlı adamlarla savaşsınlar. Tabii silahlı adamlar da savaşmasın. Yani illa savaşmak zorunda değilsiniz. Sorunlar öyle çözülür diye bir şart yok. Ama yani küçük çocukların, kadınların efendim, sivillerin bu işin içerisine dahil edilmesi gerçekten hoş değil. Yani bir roket fırlatıyorsunuz ve bu bir yerleşim yerine düşüyor artık nereye düşerse. Bu iyi bir şey değil. Ama diğer taraftan insanları çaresizlik içerisinde bırakıp elindeki roketi ileri doğru ittirmesini de ittirmesine de sebep olmamak lazım. Sebep olmamak lazım. Evet acıların dinmesini temenni ediyoruz. Bir arada birlikte var olabilmek. Bunu herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bu konuda buna en çok yakışan yerde herhalde herkesin kutsal saydığı Kudüs ve çevresi olsa gerektir. Ancak o kadar çok kin ve nefret biriktiği, o kadar çok kızgınlık ortada var ki maalesef bizim temennilerimizin kolay kolay gerçekleşeceği gibi bir durum söz konusu değil. Evet Filistin, Gazze ve İsrail'deki durum sıcaklığını koruyor. Bir saat önce bile hala çatışmalar devam ediyor şeklinde haberler geliyordu. Yani saat 16-17 sularında bile çatışmalar devam ediyor şeklinde haberler söz konusuydu. Görünen o ki çatışmalar daha da devam edecek. Bir sonraki yayınımızda bu konuya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın.